Sevgili Broadway severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Renault 9 Broadway'in bir önceki 2-3 video önceki yük far ayarı koluyla alakalı bir çalışma yaparken maalesef kol elimde kaldı. Şimdi bunun tamirini yapacağız. Bunun tamirini yapabilmem için farı sökmem gerekecek. Hadi farı sökerek işlemimize devam edelim. Farla ilgili zaten söküp takmayla ilgili bir çalışmam vardı. Şu an itibariyle hızlandırılmış bir video olarak çalışma yapmayı düşünüyorum ama bakalım sonuçta ortaya ne çıkacak. Hızlandırır mıyım yoksa normal mi koyarım ben de bilmiyorum. Öncelikle farın 4 tane yasını sökmekle başlayalım. Lokmalarım da bu arada benim aşağıda kalmış. Aşağıya da inmeye üşeniyorum. Eğer sökebilirsem açık ağızda sökeceğim. Sökemezsem lokmayı alıp geleceğim arkadaşlar. Şimdi lambamızı masaya yatırdık. Şuradan bir ışık takviyesi yapalım. Pamuğumu ve japonumu düzeltmek için düz tornavidamı hazırladım. Hemen burada şu tornavidamın şu kısmında da kırık vardı. Onunla işleme başlayalım. Kaçtı unutuyorum. Onu da hallettik. Şimdi bakın arkadaşlar burada şöyle bir ince bir nüans var. Ya ne için lazım? Biz Japon'u döktüğümüzde bak şu vidalı kısım ve şu vidanın girdiği vidalı kısma Japon'un gitmemesi lazım. Eğer Japon bu kısma giderse yaptığımız iş tamamen çöpe gider. Dolayısıyla farınız ayar olmaz olur. Biz bunun dibine bir miktar yağ sıkarız ki Japon'dan dolayı orada problem yaşamayalım diye. Hemen şu dip kısmına da birazcık yağ gitti. Onu da şöyle temizliyorum. Daha sonra şu vidanın dibine de birazcık yağ süreceğim. Şimdi Japon'la kırığı kırına öncelikle parçamızı yapıştırmakla başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada arasına da yağ gitti. Yapışacak mı? Evet, birazcık zorlayacak bizi ama. Zaten pamuk takviyesi atacağım için de çok sorun olmayacaktır arkadaşlar. Flaşlı devam edelim. Mekanının aydınlatması yetmiyor. Yağı aslında yapıştırmayı yaptıktan sonra yapsak daha iyi olurmuş. Çünkü yağ çok fazla etrafa sürüldü ve Japon'un yapıştırmasına engel oldu. Yağı ne iyi temizler? Elbette ki benzin ya da tiner gibi malzemeler yağı hemen temizler ve uçucu hale getirir arkadaşlar. Hemen şuralardan yapışık olan yerleri de temizleyeyim. İçine çok fazla zaten birazcık yağ sürdük ya. O yağ Japon'un yapıştırmasına engel olacağı için herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Aslında bu vidasını yerinden çıkarsam da öyle yapıştırsam ne olur diye de düşündüm ama yapsak ne olur? Ayarını, farın ayarını bozar mıyız diye endişe içindeyim aslında da. O yüzden sökmek istemiyorum. Ne yapsak, ne etsek, söksek mi, sökmesek mi, sökmeden mi yapsak? Evet, bir daha deneyeceğim. Bu kez şu kısma şöylece süreceğim.
Kırığı kırına da denk getirmem lazım. Kırığı ne taraftaydı bunun? Evet, tam şöyleydi. Evet, bayağı iyi tuttu. Hemen şöyle kameramı da birazcık daha aşağı indireyim. Birazcık daha aşağı indirdim. Hatta fazla indirdim. Evet, şimdi yapmak istediğim şuydu arkadaşlar. Sırt üstü yatırıp bir miktar daha. Japon'la sağlamlık vermekti. Evet. Bayağı başarılı olduk. Şimdi bu aşamadan sonra hemen pamuk tekniğine geçelim. Pamuğumuzun iyi yapışabilmesi için fazla değil, çok az. Şöyle hafiften Japon'umu sürdüm. Daha sonra pamuğumu yavaş yavaş istediğim bölgeye yapışabilmesini sağlayabilmek için bir tornavidanın ucuyla olması gerektiği yere doğru ince hareketlerle karşı tarafa yapışmasını engelleyerek yerine iteceğim arkadaşlar. Bunun ucu birazcık kalın geliyor. Hemen şöyle ucu sivri bir şeylere bakayım. Evet, hemen ben teli getirinceye kadar sertleşmeye başlamış arkadaşlar. Ya söksek bu iş çok daha kolay olacak gibiydi ama. Bir tur etrafına çevirdim. Şimdi pamuğuma Japon'umu emdirme vakti geldi arkadaşlar. Şöyle de minik hareketlerle düzeltmesini sağlayalım. Evet, belki bir tur daha üstüne atabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Ona şu en sonki durumla karar vereceğim. Ha, bununla kimse uğraşır mı? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu şöyle bir kırıklığınız olsa bir elektrikçiye götürseniz yani benim yaptığım gibi tamirat, en azından onu söyleyeyim. Yapacaklarını pek zannetmiyorum. Size söyleyecekleri şey değişmesi lazım diye. O yüzden elinizden geliyorsa. Kendi tamiratınızı yapmakta bence fayda var arkadaşlar. Şimdi şu arka taraflarda hafiften az gibi gördüm. Şöyle ince bir şekilde bir tur daha içine dönmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle incecik. Evet, ikinci parti Japon'umu da emilimini sağlıyorum. Bu arada da ileri yapışmasın diye düzeltmemizi yapmamız gerekir arkadaşlar.
Evet, sırt üstü tutuyorum ki vide aksamına Japon gitmesin diye. Evet. Şimdi biz bunu tamir etmesini ettik de asıl problem, asıl kırılma sebebi şuydu. Bakın şu kısma, şu kanala geçtiği zaman çok fazla çoğunluk yapmışlar. Yani şu kısmı yuvarlamamışlar. Şu kısmı yuvarlamayınca ne yapıyor? Şu plastik buraya geçiyor. Plastik de esnemeyince çat diye en zayıf bulduğu yerden kırılıyor. Peki aynı karşı tarafını yaptığım işlemi bu tarafına da yapacağım. Bu tekrardan buradan kırılmasın diye şu ağız kısmını döneceği yönü bu tarafı değil. Döneceği istikameti maket bıçağının ucuyla yuvarlayacağım ki elle rahatlıkla dönebilsin. Ama kendi kendine ayarı bozulmayacak şekilde şu kısma açısını vereceğim. Ve inşallah bir daha kırılmayacak arkadaşlar. Tabii bu sadece mühendislik hatası da diyemeyiz. Bunu takalı neredeyse bir 10 yıl kadar oldu. Malzemenin sertleşmesinden kaynaklı da bunu kırılma sebebi o şekilde de kırılabiliyor arkadaşlar. Eskiliğinden kaynaklı. Şimdi maket bıçağının ağzını şöyle düzelttikten sonra daha iyi bir kesim sağlayabilmek için ya Allah bismillah diyelim. Kolumuzu pozisyonun iki türlü de artık değiştirebiliyoruz. Hemen şurada zaten ayarının değiştiğini görebilirsiniz. Sağa doğru çevirdiğimizde far öne doğru gidiyor. Sola doğru çevirdiğimizde ise yukarıya doğru kalkıyor arkadaşlar. Evet. Elhamdülillah. Böylelikle de bir sorunumuzu daha halletmiş olduk. Hadi gelin yerine takalım. Evet, arabamızın olduğu yere yavaş yavaş güneş gelmeye başlamış. Düzgün bir çekim alabilecek miyiz bilmiyorum ama farımızı şöyle bir yerleştirelim öncelikle.
Evet arkadaşlar, sinyal ve ışık kontrolünü yaptıktan sonra işlemimiz böylelikle de bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.